Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kanunları uygulayarak mühürlediği Togo Kuleleri hakkında mahkemeden Sinan Aygün'e üzücü haber geldi. Aygün'ün mühürleme işleminin iptali ve yürütmeyi durdurma kararı alınması talebini üst mahkemede reddetti. Aygün mühürleme işleminin ardından yerel mahkemeye giderek işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma kararı alınması talebinde bulunmuş. Bu talebi reddedilmişti. Red kararının ardından Aygün konuyu istinaf mahkemesine taşımıştı. Ancak bölge idari mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nde görülen davada yürütmenin durdurulması istemi hakkında yerel mahkeme tarafından verilen red kararında yasaya aykırılık bulunmadığı belirtilerek itiraz sisteminin reddine karar verildi. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen bu karar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Togo Kuleleri'nde uygulandığı mühürleme işleminin hukuken haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri mühürleme işleminin sürdüğünü belirterek kanunların sonuna kadar uygulan devam edeceğini belirttiler. Sinan Aygün'ün sahibi olduğu Togo Kuleleri'nin inşaatı 2019 yılı sonunda mahkeme tarafından ruhsatının iptal edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.